Abdülkadir Selvi Sosyal medyada Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar verdiği haberleri dolaştı. Değerli hukukçulardan oluşan Danıştay 10. Dairesi'nin usul ve esasa ilişkin bir hata yapmamak için kılı kırk yardığı anlaşılıyor. Doğru olan da bu. Verecekleri kararın hukuki temellerinin sağlam olmasına özen gösteriyorlar. Çünkü bu karar aynı zamanda tarihe mal olacak. Ayasofya konusunda siyasi konjonktür müsait. Kamu ise tarihi bir hatanın düzeltilmesini bekliyor. Bu aşamada Ayasofya siyasete açılıyor şeklindeki yaklaşımları da yanlış buluyorum. Tam aksine Ayasofya cami olarak ibadete açılırsa işte o zaman siyasete kapatılmış olacak. Çünkü Ayasofya 24 Kasım 1934 tarihinde müzeye dönüştürüldüğü günden bu yana zaten siyasete açılmıştı. 1950'den bu yana seçim meydanlarında Ayasofya'nın zincirleri kırılacak sloganları eksik olmadı. Çünkü o karar milletin vicdanına sığmadı. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine uygun olarak ibadete açıldığı zaman siyasi bir koz olmaktan çıkacak. Çünkü mağduriyet ortadan kalkacak. Hem ayrıca yarın seçim mi var? 2023'te yapılacak olan seçime kadar daha 3 yıl var. Bakalım o zamanın siyasi konjöktürü nasıl olacak? Seçmen 3 yıl sonra Ayasofya'ya göre mi oy kullanacak? Ayasofya cami oluyor mu? Sosyal medyada Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karar verdiğine dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay'ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor. Danıştay 10. Dairenin Ayasofya'nın cami olarak açılması kararını oy birliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün. Abdülkadir Selve